Alfa TYT denemesi A kitapçığı 31. Türkçe sorusu. Bir boşluk tamamlama sorusu. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir denmiş. Ve bir örnekle başlanmış. Örnekle başlandığına göre iddia edilen öncesinde bir görüş olması gerekiyor. Çünkü örnek iddia edilen görüşün somutlaşmış halidir. Bakalım örnekte ne verilmiş. Örneğin edebi yapıtlarda hasat gibi bir konu, sevimli bir kır yaşantısı, kalıplaşmış bir günlük yaşayış, insanlık dışı bir sıkıntı ya da insanın doğa üzerindeki zaferi olarak işlenebilir denmiş. O zaman burada nasıl işlendiğinden söz ettiğini görüyoruz. Öncesindeki iddianın da demek ki üslubun önemiyle ilgili olması gerekiyor. Konu çok önemsenmemiş çünkü hasat gibi bir konu şu 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 tarzlarda işlenir dendiğine göre konunun çok da önemli olmadığı anlaşılıyor. İlerleyen bölümlerde gene bir köylü gibi konuşmasından ve yapıtın dilini bu sınıflara göre bilinçlendirmesinden kaynaklanmaktadır denmiş. Dil ve konuşma özellikleri de üslupla ilgilidir. Dolayısıyla üslubun ön plana çıkarıldığı bir yargı olması gerekir. Bu da C seçeneğinde vardır. Bir eserin niteliğini belirleyen etken sunulan konuyla değil, o konunun nasıl işlendiğiyle ilgilidir. Doğru cevabımız C seçeneğidir.